Sıradan monitör tasarımlarından sıkıldıysanız ve gerçekten elit elit göründüğü kadar da bir o kadar yenilikçi özelliklerle donalı farklı bir monitör arayışındaysanız sizleri güzel bir teknoloji örneğiyle bu bölümde tanıştırıyorum. Huawei MateView şirketin son zamanlardaki çeviri ürünleri atağının yeni bir halkası olarak karşımıza çıkıyor. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Huawei bundan sonra monitör koluna da yeni modellerle sahne almaya devam edecek. Bunlardan ilki masamdaki MateView olurken ee, Huawei'yi oyuncular için de ayrıca MateView GT isimli bir diğer monitörünü de tanıtmıştı. 165 Hz tazeleme hızına ve üzerinde soundbar da yer veren o model bir başka bölümün konusu olacak. Bugün ise masamdaki bu şık MateView ve yakından bakacağız. MateView farklı bir monitör. Evet elbette nihayetinde bir monitör ve görüntü almanızı sağlıyor ancak bunu yenilikçi teknolojiler kullanarak farklı şekillerde yapıyor ve öte yandan sunduğu görüntü kalitesi, tasarım çizgisi ve çevre özellikleri de gerçekten de dikkat çekici duruyor. Önce dilerseniz bu güzel tasarımı söze başlayalım. Sonrasında ise MateView'un özelliklerine doğru devam edelim. Huawei MateView elegan ve minimalist tasarım çizgisine sahip. Oldukça şık görünen ve yakından baktığınızda, dokunduğunuzda da bunu size e, kullanılan malzeme kalitesiyle hissettirebilen bir monitör. Gerçekten çok güzel görünüyor. Tasarım detaylarına baktığınızda da görselliğiyle fazlasıyla tatmin edici bir model olduğu kanısına varıyorsunuz. Arka yüzeyine baktığınızda burasının tamamen yekpare alemi bir malzemeden oluştuğunu göreceksiniz. Bu monitörde yine bu yüzeydeki Huawei logosu dikkat çekici dururken ekranın fazlasıyla ince kenar çerçevelerine sahip olması da kendini gösteren bir diğer detay oluyor. MateView ergonomik özellikler değiştiriyor. Stand yardımıyla Ekranı 110 mm yüksekliğe ayarlayabiliyorsunuz. Öne ve arkaya doğru 5 ila 18 dereceye kadar eğebiliyorsunuz. Böylece uzun süreler karşısında çalışmak için oldukça ideal. Stand'ın devamına baktığınızda burada da gerekli bağlantıların bulunduğunu görüyoruz. Burada iki adet USB-C, iki adet tam boyutlu USB portu yer alırken HDMI 2.0 mini display port ve 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut durumda. Bunları görebiliyorsunuz. Yine standın ön tarafında da bir hoparlör gözümüze ilişiyor ki bu hoparlör ses performansı bir hayli iyi seviyede. Huawei Mateview ekranı 28.2 inç büyüklüğünde ancak ekran kenar çerçevelerin ince tutulmuş olması ve görüntüleme oranında 3'e 2 formatında tercih edilmesi sebebiyle daha büyük göründüğü açık. Öyle ki zaten monitörün ekran gövde oranında %94 seviyesinde. Böylece karşınızda gerçekten geniş bir görüş alanı mevcut durumda ekranın 16'ya 9 formatında değil de 3'e 2 formatında hazırlanmış olmasının esprisi dikey düzlemde ekran daha fazla içerik sığdırabilmek oluyor. Böylece çalışma sayfalarına bakarken, web sayfalarını gezinirken dikey düzlemde %18,5'a kadar daha fazla içerik görüntüleyebiliyorsunuz bu ekranda. Öte yandan 3'e 2 formatında olmasının bir diğer güzelliği Huawei'nin diğer 3'e 2 en boy oranına sahip dizüstü bilgisayarlarıyla birebir olarak eşleşebilmesi. Böylece bu monitöre bir Matebook bağladığınızda görüntü yayılmıyor, kenarlardan kesilmiyor. MacBook Matebook ekranının bir uzantısı, bir devamı niteliğinde gayet estetik bir görünüme kavuşabiliyorsunuz. Bu arada Matebook'un ekranı 4K Plus çözünürlüğünde. Biliyorsunuz standart 4K çözünürlük 3840 3840'a 2160 piksel olurken Matebook'un ekranı dikey boyutta daha fazla piksel içerdiği için 3840'a 2560 piksel çözünürlükten oluşuyor ki bu da az önce bahsettiğim dikey düzlemde daha fazla görüş alanı sunmasının bir diğer ifadesi olurken öte yandan yaklaşık 10 milyon piksel anlamına da geliyor. MateView'un ekranının tazeleme hızı 60 Hz standart ekran yenileme hızında. Ofis işleri ve genel kullanım için bu zaten yeterli seviyede. Oyuncular için de söylediğim gibi başta 165 Hz'lik MateView GT modeli bulunuyor. O da yakın zamanda Türkiye'de satışa gelecektir, çıkacaktır diye düşünüyorum. O zaman geldi zaman onu da yine sizlere anlatırım. Ekran ilişkin diğer özelliklerden de bahsediğim ekranına ekranı 1200'e bir kontrast sorununa sahip, HDR10 desteği içeriyor, 500 nit parlaklık seviyesi bulunduruyor ve özellikle bu monitörü grafik işleri için kullanacakları olanları ilgilendiren önemli nokta ise renk gamutunda yatıyor. Matthew DCI-P3 renk gamının %98'ini ve sRGB bir renk uzayının %100'ünü destekleyebilen bir monitör. Böylece e, renk dengesi konusunda profesyonellerin ihtiyacını karşılayacak seviyede görüntü üretebiliyor. Öte yandan 10 bit renk derinliğine sahip olması ve IPS panele dayanmasıyla görüntü kalitesindeki başarısını destekliyor. Son olarak ekranın Two Rayland sertifikası sahip olduğunu ve böylece zararlı mavi ışık filtresi içerisinde söyleyeyim. Bu sayede uzun süreler boyunca monitör karşısında çalışacaklar da rahat edeceklerdir diye düşünüyorum. Evet başta da söyledim ya Huawei Mate 2 yenilikçi monitör diye. Mate bunu çok güzel iki dokunuşla karşımıza çıkartıyor. Bunlardan biri ekranın alt çerçevesindeki smart bar yoluyla karşımıza çıkarken bir diğeri de stand tabanında yatıyor. Geleneksel monitörlerden alıştığımız menü tuşlarını Smart Braille dokunmatik bir yüzeye aktaran Huawei'yi daha monitörü ilk açtığınızda kutudan ilk çıkarttığınız sizi bu sezgisel bölgeyle tanıştırıyor. Monitörü kutudan çıkartıp masaya koyduğunuzda ekranın alt kenarında menü için alta dokunun ibaresiyle karşılaşıyorsunuz ve alt kısmı Dokunduğunuzda da Burada karşınıza bir anda menü beliriyor. Bu menüde giriş kaynağı, ekran projeksiyonu ve ayarlar menüsü ile tanışıyorsunuz. Parmaklarınızı Smart Bar üzerinde kaydırmaya başladığınızda da yine menü arayüzünde gezinebiliyorsunuz ve tüm ayarları daha sonrasında monitörün içindeki bütün ayarları bu şekilde Smart Bar ile kolayca yapabiliyorsunuz. Ekran projeksiyonu konusu ise az önce de bahsettiğim monitörün stand tabanında gizli durumda. Artık biliyorsunuz zaten Huawei akıllı telefonlara ve display bilgisayarlar arasında çok da ekran işbirliği olarak da bilinen bir kullanım şeklini benimseniyor, benimsiyor ve daha önceki incelemelerimde de sık sık bunlardan sizlere bahsetmiştim, detaylı olarak anlatmıştım. Huawei akıllı telefonu MateBook'a dokundurduğunuzda böylece telefonu direkt olarak MateBook'un ekranına aktarabiliyorduk. Şimdi bunu benzer şekilde monitörle de MateView ile de yapabiliyoruz. Meteor'un Huawei One Hope desteği sayesinde Huawei yakalı telefonunuzu stand bölgesine dokundurduğunuz anda telefonunuz kablosu olarak görüntü aktarımıyla buraya yansıtılabiliyor. Bunu isterseniz Huawei EMUI Desktop üzerinden yapabiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuza yakını direkt yansıtabiliyorsunuz. Size kalmış. Bu sayede telefonunuzdaki bir döküm üzerinde çalışacağınızda telefonunuzu kablosu kabloyla bağlamanıza gerek kalmıyor. Tamamen kablolu şekilde yapabiliyorsunuz. Öte yandan bu kullanım şekli kuşkusuz telefonunuzdaki fotoğraflara ya da işte videoları görüntüleyeceğinize de işinize yarıyor tabii ki. Oldukça kullanışlı bir yöntem olarak ben görüyorum. Ee, bir anda hatta bilgisayar telefonunuzun ekranı yansıtmaktan ziyade bir anda bir bilgisayar kullanım haline de dönüşebiliyor. Bu anlamda gerçekten tatmin edici. Bu bunu kablosuz olarak yapabiliyorsa müthiş bir şey. Az önce de bahsetmiştim. Monitörün standartına konum hoparlörler de gerçekten tatmin edici ses sağlıyor. Burada 5 wattlık 2 hoparlör mevcut durumda. Ayrıca burada yine 2 mikrofon da mevcut durumda ki bu mikrofonlar gürültü azaltma Algoritması içeriye ve 4 metre mesafeye kadar net ses alabiliyor. Bu da evde ya da e, ofiste çalışırken görüntülü görüşmeler içinde bilhassa önemli bir detay. Yani siz bunu bir bilgisayar olarak da kullanıyorken görüntülü görüşmeler de yapabiliyorsunuz. Ve gerçekten bu noktada da hem ses hem e, mikrofonla ses kaydı noktasında tatmin edici sonuç sağlıyor. Evet Huawei özellikle son birkaç yıldır çok güzel e, işler yapıyor diyebilirim. Marka akıllı telefonlarıyla zaten e, tanıyoruz, biliyoruz. Ancak dizüstü bilgisayar serisi, tablet, kulaklık, hoparlör... E, Akıllı saat bileklik ve diğer kategorilerin de oluşması ve genişlemesiyle birlikte kendi ekosistemini artık kurmaya başardı diyebilirim. Bunun son halkası da işletim sistemiydi ki şirket yakın zamanda zaten Harmon OS işletim sistemini kullanmaya başladı. İlk örneklerini görmeye başladık ki daha önceki bölümlerde bunlarla ilgili sizlerle de e, videolarda paylaşmıştım. Şimdi bunlar gerçekten baktığımızda fark yaratan önemli adımlar. Öte yandan şimdi artık bir de monitör tarafı da hazır diyebiliriz. Huawei MateView gerçekten e, bu ekosistem içinde kendine güzel bir yer buluyor. Premium tasarımı, güzel görüntü kalitesi ve bahsettiğim yenilikçi özellikleriyle birlikte e, ilgimi bir hayli çekti. E, enteresan bir model olmuş gerçekten. Bu anlamda eğer e, bu tatta farklı bir monitör arıyorsanız yakından incelemizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sorularınız varsa aşağıya yorumlarda bekliyorum destek olmak için de abone olursanız şahane olur diyelim ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.